Ya pencereden yok. falan. Olmaz Yani öyle. bu Ben dokunmak istiyorum yani. Ay canım Hani benim daha ya. önce de öyleydi. Ben yükseldeyken tutamıyorlardı. Ya lütfen sarılma diyorlardı. Ben herkesi kucaklıyordum. O gerçekten çok insana güç veriyor. Zannediyorlar ki böyle enfeksiyon bilmem ne falan. Yok enfeksiyon falan yani hiç kapmadım mesela. Ama bir insanın elini tutmak böyle şey veriyor yani. O Bu şey hissetmek yeterli. ayrı bir şey değil Evet, mi? Evet. gücünü oradan alıyorsun. Başka bir Kesinlikle, kaynağı yok. kesinlikle öyle. Ondan sonra işte tutuklandık falan. O tecrit bana çok şey geldi. Yani insansızlık. Yani yok yani o işte şey insansız bırakmaya çalışıyorlar. Tabii hani bir şekilde direnişle geçti. Çıktık şimdi o kadar özledim ki Evet. herkesi. Çok özledim. Ay Herkesi canım benim görmek ya. istiyorum. O yüzden böyle arkadaşlar da biraz şey yapıyorlar. Çok konuşuyorum böyle Bizler de çok seni çok enerji özledik harcıyorum. zaten. Ama şey yani bu ziyaret saatlerinde en azından 2, 4, 6, 8 insanları görmek Bir istiyorum. çocuk Ellerini geldi. tutmak Hoş istiyorum. geldin öğretmenim. Bak bak. Ay sana kurban olurum. Gelsin. Nuriye öğretmenim hoş geldin. Ay canım benim ya. Çok tatlı bakar Hoş mısın? Çekiyor, çekiyor. İki arıyorum. Şimdi. Çocuk şimdi şok oldu. Niye ağlıyor bu kadın diyordur. Hadi gelin ne olur. Seni çok seviyorum. Eşek sıpası. Çok özledim. Benim çocuğum. Bir el salla. Tamam. Ya nasıl? Nuriye öğretmenim hoş geldin. Sana kurban olurum. Eşek sıpası. Nasıl bir şey Gel. Çekim yapıyorlar değil mi? Haydi. Çalışıyoruz her koşulda. Sürekli bütün arkadaşlarımız bu konuda konuşuyorlar. Ama emin olun ki ben dün de söyledim. Yani bu AKP'nin yaratmaya çalıştığı KYK zulmü, KYK korkusu karşısında gerçekten önemli bir tuğlayı çektiniz ve oradan çok güçlü bir ışık geliyor. Onu da biz her yerde hissediyoruz zaten. Gerçekten çok mutluyum. Ben de öyle sevindim. Ben de çok mutlu oldum. Çıkalım biz. Yani ilk 15 Aralık diye konuşuldu. Ondan sonra şimdi efendim 15 Ocak diyorlar ama yine de 15 Aralık'ı bir bekleyeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Takibindeyiz yani sürekli meclise de gündeme getiriyoruz, anlatıyoruz. Çünkü dün de söyledik 104 bin insan bu şekilde mağdur edildi. Dün mesela akademisyenlerin davası vardı. Ben Davası oradaydım bütün gün. gördüm Saçma sapan bir dava ve 1200 akademisyen. Ortada hiçbir suç yok, bir kanıt yok, delil yok. tabii. Tamamen uydurma bir dosyayla açılmış İhtiyaç dava. çok iyi Tabii. delille kanıta. Bu Zaten oharlar devam edecek mi? hangisi? Ohar. OHAL işte o halde Tabii. olabildiğince devam ettirecekler. O halde yaşıyorlar. Başka türlü iktidarlarını ayakta tutma şansının olmadığını Yani kendileri şey de seçime görüyor. kadar mı acaba sürer? Onu göreceğiz bakalım ne kadar dayanacaklar. Çıkalım, yormayalım. O Tamam. yüzden kısa Ayağınıza tutuyoruz. sağlık.